We have plan A, plan B, plan C. Plan A is to live and die in Libya. Plan B is to live and die in Libya. Plan C is to live and die in Libya. Dün gece siz ne yapıyordunuz bilmiyorum ama ben dünyada bir insanın en son isteyeceği şeyi yaptım. Libya'ya gittim. Trablus havaalanına indiğimde binlerce insan otoparkı bir çadır kente çevirmiş, Libya'dan nasıl bir an önce kaçabileceğinin hayalini kuruyordu. Bu kaçıncı şehir diye aklımdan geçirdim. Yıllardır savaş yaşanan bir ülkeye gelmediğimi fark edip şaşırdım. Oysa ben gazetecilik mesleğini 1991 yılında Körfez Savaşı sonrasında Kürtlerin Türkiye'ye göçünü izleyerek başlamıştım. Dağlarda geçen bir ayda ne ölü bebek kokusu duymadığım kalmıştı, ne de yiyecek yardımı paketlerin altında ezilen aç insanları görmediğim. Soğuk, buz gibi bir İstanbul öğleden sonrası televizyonda Libya'daki son gelişmeleri izliyorum. Akşam 5N1K yayını için Libya ile ilgili konuk arıyoruz. Telefonum çalıyor. Libya'da pek çok işleri olan Rönesans şirketinin sahibi Erman Ilıcak'la Libya üzerine konuşuyoruz. Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Muammer Kaddafi ile bir röportaj yapmak istediğimi söylüyorum. Zor ama imkansız değil diyor. İçimde bir gazetecilik ateşi kıpırdıyor. İyi ama bu saatte nasıl Libya'ya gidebiliriz ki diye geçiriyorum içimden. Oysa biliyorum ki pek çok uçak boş bir şekilde Türk işçilerini almak için Libya'ya gidiyor. Nitekim 2 saat sonra Antalya'dan kalkacak bir uçak olduğunu da öğreniyorum. İstanbul'dan yakalamamın imkanı yok. Tam umudumu kaybedecekken Erman Ilıcak kendi özel uçağında Libya'daki durumun objektif bir şekilde anlatılması için kullanabileceğimizi söylüyor. Daha bir gün önce Libya'dan gelen 3 iş adamı da bu jetle Libya'ya, Trablus'a geri dönmeyi kabul ediyorlar. Bir saat sonra kendimi Sabiha Gökçen Havaalanı'nda buluyorum. Kameraman Fatih Öztürk'le birlikte kalkacak özel jeti bekliyoruz. Ancak önce Libya'dan izin alınması gerekiyor. Ancak hatlar karışık. Ne Libya'daki devlet yetkilileri bize ulaşabiliyor, ne de telefonla biz onlara. Libya'dan uçuş izni alınmadan uçak kalkmıyor. Stresli bir bekleyişten sonra Libya ile nihayet telefon bağlantısı kuruluyor, izinler çıkıyor ve uçağa binmek üzere Afyon'a çıkıyoruz. Şu anda saat 7:20 geçiyor. Çeyrek geçe kalktık. 2 saat 20 dakika sürecek yolumuz. Eğer bir terslik olmazsa direkt söyleşiye geçebileceğiz. Şimdi soruları hazırlıyorum ben de. Aynı uçakla dönmeyi düşünüyoruz. Seyfül İslam Muammer Kaddafi, belki de Kaddafi'nin en eğitimli çocuklarından bir tanesi. Zaten medyanın önünde de tek konuşan o, bizi de kabul eden o. Yarın bütün dünya medyasına Libya'yı açacağını söyledi. Tabii Trablus kastediyor. Sanırım ilk giden gazeteciler de biz olacağız. Bir iki saatlik yolumuz vardı. İstanbul-Trablus arası 2 saat 25 dakika. Nitekim yolculuğumuz iyi başlıyor. İşler Malta semalarında karışıyor. Şunun şurasında Libya hava sahasına girmemize birkaç dakika var ancak Trablus havaalanı alçalmak için izin vermiyor. Nedeni ise Trablus havalimanında inecek değil, uçakların çokluğu nedeniyle park edecek yer olmaması. Telsiz telefonlar üzerinden yoğun bir trafik başlıyor. Yıllarca Libya'da kalan iş adamları Türkiye üzerinden Libya'daki devlet adamlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Uçağa park yeri bulunamazsa geri dönmek zorunda kalabiliriz. Telefonlarda konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Şu anda bize iniş izni vermiyorlar. Hava trafiği çok yoğun diye bize 21 feet'te bekleyin dediler. Yani havada tur atıyoruz şu anda.
alışılması lazım. Tamam canım. Şöyle bir kriz yaşanıyor. Şu anda Trablus'a inmemize izin veriliyor ama Trablus havaalanında park ediyor. Yani uçak sayısı çok fazla, küçük bir havaalanı. O yüzden Malta alçalma izni vermiyor. Telefonla Türkiye aranıyor. Türkiye'de Türkiye üzerinden Trablus aranıyor. Oradaki yetkililere ulaşılmaya çalışılıyor. Ve eğer onlardan bir park yeri ayarlanırsa iniş izni verilecek. Şu anda Malta'ya yaklaştık. Malta'dan Trablus aslında çok uzak değil ama dediğim gibi şimdi hala inip inmeyeceğimiz belli değil. Saat bu arada saat 9'u çeyrek geçiyor. Nihayet birazdan Libya'ya ulaşılıyor ve gerekli uçağın park izni alınıyor. Küçük ekibimizde büyük bir rahatlama oluşuyor. Evet, geldik herhalde. Bakıyorum bayağı çok sayıda uçak var havaalanında. Hemen sağ tarafta gördüğünüz, şuradan bak gösterirsen, aslında TAV'ın yaptığı yeni havaalanı projesi burasıymış. Ama durmuş şu anda. Yanaşacak yer yoktu. Gerçekten iğne atsanız düşmeyecek kadar çok sayıda uçak gözüküyor etrafta. Türk Hava Yolları'nın 4 saat rötarı var şu anda. 6 uçağa kalkmamışlar. Trablus Havalimanı'na indiğimizde saatlerimiz 10.25'i gösteriyor. Libya ile Türkiye arasında saat farkı yok. Neredeyse sıcaklık farkı da yok. Serin bir hava bizi karşılıyor. Uçağın kapısında bizi iki istihbarat elemanı bekliyor. Dünyanın kaçmaya çalıştığı, binlerce insanımızın tahliye edilmeye çalışıldığı bir havaalanına indiğimiz için sevinmek sanırım sadece biz gazeteci milletine has bir duygu. Trablus Havaalanı'nda VIP bölümüne alınıyoruz. Ne de olsa dünya basınından Seyfülislam Kaddafi ile özel olarak görüşecek ilk ve belki tek gazeteciler biziz. Hayli rüküş Arap iç mimarisinin izlerini taşıyan salonda beklemeye başlıyoruz. Evet, şu anda VIP salonunda bekliyoruz. Pasaport işlemlerimiz yapılıyor. Yarım saat kadar şehri dolaşacağız. Trablus'u, burayı göreceğiz. Daha sonra da işte şu anda devlet televizyonunda yayınlanan, röportajı veren Seyfülislam Muammer Kaddafi ile görüşmek üzere makamına gideceğiz. Muhtemelen televizyon binasında gerçekleşecek görüşme. Karşımızda El Libya televizyonunun açık olduğu bir odaya alınıp pasaportlarımızı istihbarat görevlilerine teslim ediyoruz. Televizyonda yeşil bayraklarıyla farklı şehirlerde Libya'nın 42 yıllık lideri Muammer Kaddafi yanlısı göstericilerin görüntüleri yayınlanıyor. Günlerdir izlediğimiz El Cezire ya da Batı kaynaklı haber kanallarının yayın akışıyla kıyasladığınızda hayli farklı bir içeriği var Libya televizyonunun. Altyazılarda sürekli olarak yabancıların üzerinde yakalanan bombalar, silahlar anlatılıyor. Cezayir sınırında ele geçen pompalı tüfekler uzun uzun gösteriliyor. Birazdan görüşeceğimiz Seyfülislam'ın gündüz saatlerinde yaptığı bir konuşma ve ardından ülkeden kaçtığı iddia edilen Kaddafi'nin kızı Ayşe'nin kısa bir röportajı da Libya Devlet Televizyonu'nda ekrana geliyor. Bir süre sonra bir zamanlar bizim TRT ekranlarında yayınlanan Ertürk Göndemi yakalanan PKK'lı itirafçılarla yaptığı söyleşilerin benzerinin yayınlandığı, bu sefer yakalanan Libyalı eylemcilerle yapılmış röportajlar ekrana geliyor. Eylemcilerin kiminin kafası gerçekten hayli dumanlı. Kimi korkmuş, kimi umudunu kaybetmiş ama hepsi ürkerek devlet televizyonunun kameralarına yaptıklarını anlatıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi istihbaratın dinlediği kimi gizli telefon görüşmeleri yayınlanıyor. Kötü ve sığ bir devlet propagandasının yayınını televizyonda izliyoruz. Arada bir haber spikeri ekrana çıkıp uzun uzun monoton bir metni okuyor. Libya'da şu anda tam bir medya savaşı yaşanıyor diyebiliriz. Ve biz bu savaşın en ön cephesindeyiz. Yaklaşık bir saat boyunca bu tatsız VIP salonunda Libya televizyonunun devlet yayınını izledikten sonra pasaportlarımız onaylanıyor. Dışarı çıktığımızdaysa bizi bir mahşer yeri bekliyor. We'll be right back.
Şu günlerde dünyada nerede olmak istemezdiniz sorusunun tam cevabı sanırım Trablus Havalimanı olmalı. İçeride çekim yapmamıza izin verilmiyor ama dışarıda görebildiğimiz manzarayla durumun vehametini anlayabiliyoruz. Havaalanındayız şu anda. Arka tarafta otoparkları bile çadır kurmuşlar. Yüzlerce kişi vardı ama orada durmamız yasak. Şu anda Trablus'un içine doğru gidiyoruz. Trablus'un içinde bir tur atacağız sanırım. Önde gizli servis elemanları var. Burası anladığım kadarıyla havaalanının girişi tam o girişin dört tarafını askerler koruyorlar. Havaalanının girişinde bir manga asker araçlarıyla beraber girişi tutuyorlar. Zaten burası bir afet meydanı gibi gördüğüm kadarıyla. Etrafta bolca çöp var. Araç da giremiyor içeriye. Şu anda yürüyerek Trablus Havaalanı'nın dışına doğru gidiyoruz. Trablus'un içine doğru yola çıkıyoruz ama ne yola çıkış? İstihbarat elemanının kullandığı arabada İbre 210 kilometreyi gösterdiğinde arka koltukta emniyet kemerimi endişeyle bağlıyorum. Neyse ki yollar bomboş. Yaklaşık 200 kilometre hızla Trablus'un içine doğru girmeye başladık. Son derece hızlı kullanıyor, son derece janti bir de gizli servisten bir elemanın arabasındayız şu anda. Trablus'un içine doğru gidiyoruz. Evet, şu anda Trablus'un sokaklarında dolaşıyoruz. Önümüzde bir konvoy oluşturduk. Konvoyun içinde, sivil araçların içinde askerler de var. Trablus sokaklarını çok boş görüyorum ben. Etraf bomboş ama bir hareket de yok. Yani bir eylem de yok. Bir konvoy halinde röportajı yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Bir yandan da özellikle Libyalı yetkililer bize şehrin güvenlik içinde olduğunu göstermek istiyorlar. Bu yüzden zaman zaman ara sokaklara giriyoruz ama genelde ana arterlerde şehrin içinde dolaşıyoruz. Önce bizi bekleyen devlet görevlilerinin yanında bir mola verip hemen Libya Devlet Televizyonu'nun binasına geçiyoruz. Seyfü'l-İslam Kaddafi ile birazdan bu binada görüşeceğiz. Köhne, 80'lerden kalma bir televizyon binası. Ancak binaya birazdan gelecek olan Seyfü'l-İslam sıradan bir isim değil. Libya'nın belki de Muammer Kaddafi'den sonra en güçlü ismi. Libya gazetesi, Libya televizyonunda çeşitli program sunucularıyla konuşuyoruz. Kaddafi'yi ne kadar çok sevdiklerine inanıp söylüyorlar. Ve bir kısmı da El Cezire'nin yayınladığı bu Trablus'ta çeşitli uçaklar bombalıyordu diye bir haber vardı biliyorsunuz. Buna nasıl inanamadıklarını anlatıyorlar. Eve gittiğimizde evi yerinde bulamayacağımızı düşündük El Cezire'yi seyrettiğimizde. Neyse ki evlerimiz yerinde duruyordu diyorlar. Birazdan söyleşiyi burada gerçekleştireceğiz. Her şey hazır. Kaddafi'yi bekliyoruz. Daha doğrusu Muammer Kaddafi'nin oğlunu bekliyoruz. Her an gelebilir. Binanın etrafında ciddi bir askeri koruma vardı. Bu beyefendi mesela spor programı sunucusuymuş. Burası bir devlet televizyonu. Tersini söylemelerini zaten beklemiyoruz. Saat şu anda 12'yi çeyrek geçiyor ve daha ne kadar bekleyeceğimizi burada bilmiyoruz ama birazdan gelir gelmez Kaddafi'nin oğluyla, belki de batıya açılan sesiyle ilk söyleşiyi gerçekleştireceğiz. Şu anda Bosna asıllı ikinci eşi Safiye Farkas'la evli olan Kaddafi'nin 7'si erkek 8 çocuğu var.
Kaddafi'nin en büyük oğlu Muhammed el-Kaddafi Libya Olimpik Komitesi'nin başında. İkinci eşi Safiye'den olan Seyfü'l-İslam ise 1972 doğumlu bir mimar. 2006 yılında babasının rejimini sert bir dille eleştiren Seyfü'l-İslam kısa süreliğine Libya'dan ayrılmış. Kimi haberlere bakarsanız yurt dışında bankacı olarak çalışmaya başlamış. Bir süre sonra Libya'ya geri dönmüş. Şu günlerde Libya'yı baştan aşağı yeniden inşa ediyor. Seyfü'l-İslam 1994 yılında Trablus'un El-Fethi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi mezunu. Daha sonra Viyana'da MBA ve İngiltere'de London School of Economics'te doktora yapmış. Müthiş bir kariyeri var. Libya İlaç ve Uyuşturucu Kontrolü Derneği'nin de başkanı. 1997'de Kaddafi Uluslararası Yardım Dernekleri Vakfı'nı kurmuş. 2008 yılının Ağustos ayında artık devlet meselelerine karışmayacağını beyan etse de bu kararını babasının ısrarıyla bozmuş. New York Times gazetesine göre Libya'nın batı dostu yüzü olan Seyfü'l-İslam, babası Muammer Kaddafi'den sonra kesin gözüyle babasının yerine geçip devlet başkanı olacak diye düşünülüyordu. Ancak şimdi durumlar Libya için kritik. Seyfü'l-İslam içinse çok daha kritik. Gece yarısını epey bir geçtikten sonra Seyfü'l-İslam dinamik adımlarıyla Libya Devlet Televizyonu'nun eski püskü dekorlarının arasına giriyor, kararlı bir şekilde röportaj yapacağımız yere geliyor. How are you? Hi. Üzerinde şık bir kazak var. Gözlerinin içi gülüyor. Endişeden çok kendine inanan bir adamın ruh hali gözüme çarpıyor. Dünyanın konuştuğu birisiyle röportaj yapan ilk gazeteci olmak bir parça beni de heyecanlandırıyor. Anlayacağınız, hep beraber izleyeceğiniz bu görüntülerle dünya basınını atlatıyoruz. Seyfü'l-İslam'la söyleşi büyük bir Libya haritasının önünde başlıyoruz. Doğal olarak benim de ilk sorum Libya'daki son durum hakkında oluyor. Seyfü'l-İslam Kaddafi bir başkomutan gibi son durumu bana açıklamaya hazırlanıyor. Could you please tell me what is the last situation? Pointer. Maybe we can walk. Ancak kolay değil. Seyfü'l-İslam Kaddafi ilk sorum sonrasında lazer istiyor. Ne de olsa batılı eğitimden gelmiş bir isim. Bu köhne binada böylesine basit bir isteğin hayata geçmesine bu saatte imkan yok. Ben de kendisine anlattıklarını lazerle göstermek yerine eliyle haritada gösterebileceğini anlatıyorum. Kafasına yatıyor. Soruyu tekrar sorup söyleşiye bir kez daha başlıyoruz. Sayın Seyfü'l-İslam Kaddafi, şu anda sizin yönetiminiz altında olan Libya'daki durumu nasıl tarif ediyorsunuz? Ülkenin güneyi sakin, her şey normal. Orta bölge de sakin. Burada da her şey normal. İki kent dışında. Biri Zaviye, diğeri de Trablus'tan 200 kilometre uzaklıktaki Misrata kenti. Şu anda nerede olduğumuzu Libya haritasında gösterebilir misiniz? Şu an buradayız, Trablus'tayız. Ülkenin batısı, güneyi ve orta kısmı bizim kontrolümüzde. Bir sıkıntı yok, her şey normal. Burası da başkent Trablus. Libya nüfusunun yarısı burada yaşıyor. Burası başkent, en önemli şehir. Başkent ve civarı sakin. Arabanızla şu an gidebilirsiniz mesela. Her şey normal. Ancak ülkenin batı bölgesinde iki şehirde sorun var. Zaviye kenti ve Misrata. Bu iki kentte asıl mesele gösteriler falan değil. Teröristler. Arabayla buraya da gidebilirsiniz. Polis ekibiyle size yardımcı oluruz. Durumu görürsünüz. Tanklar var. Orduya ait tankları çaldılar. Ellerinde silahlar, makineli tüfekler ve cephane var.
Hükümete karşı savaşıyorlar. Terör gruplarına mensup bu kişiler. Sayıları az ama silahlarla savaş açmış durumdalar. Biz hükümet olarak kendi halkımızla savaşmıyoruz. Bu gruplarla savaşıyoruz. Siz diyorsunuz ki biz şu anda tankları çalan insanlarla savaşıyoruz. Doğru mu anlıyorum? Evet, şimdi Misrata kentine gidebilirsiniz. İstediğinizi de arayın. Kentin nüfusu 555 bin. Yarım milyondan fazla. 100 kişiyle savaşılıyor. 100 kişiler ve silahlılar, öyle mi? Evet, silahlılar. Bugün Misrata'da askeri hava üssüne saldırdılar. Üssü almaya çalıştılar. Ama ordu karşısında yenildiler. Durum böyle. Peki Bengazi'de durum nedir? Bu bölgeye bakalım. Burada ordu ya da polis yok. Neden? Beyda veya Derne kentleri bir başka terörist grubun kontrolünde. Burada iki bağımsız İslam emirliği ilan ettiler. İki devlet var burada. Görünen o ki şu anda iki ayrı devlet var Libya'da. Oyuncak devlet bunlar. Mickey fare devleti. Bir devlet burada, diğeri de burada. Mickey Mouse devlet derken tam olarak ne demek istiyorsunuz? Bir kenti kontrol ediyorlar sadece. Sonra da diyorlar ki bu bizim devletimiz. Böyle devlet olunmaz. Bunlar teröristler. Ama bu bölgede çok büyük bir cephanelik onların kontrolünde. En büyük sorun da bu. Bir de kendi radyoları var. İngilizce ve Arapça yayın yapıyorlar. İki emirlik var burada. You can listen to them. You have two, Islamic Emirates here. And they have their own flag, their own army, and they all... Kendi bayrakları, kendi orduları, kendi radyoları var. And you can listen to them. In Benghazi... Benghazi tam bir kaos. Çok çok büyük bir kaos var orada. İnsanlar çığlık çığlığa. Durum çok kötü Benghazi'de. Düzen yok, kanun yok artık. Kentte durum çok karışık. Benghazi'deki elektriği ve suyu kestiğinize dair haberler geliyor. Bu doğru mu? Birincisi hayır, bu doğru değil. İkincisi zaten bunu yapamazsınız. Kendi jeneratörleri ve güneyden gelen büyük bir su rezervleri var bir kere. Coming from the south. So technically you can do it because teknik olarak yapamazsınız çünkü kendi ağları var burada. Arayabilirsiniz sizde. Yalan yanlış haberler ve söylentilerde düzeltmemiz gereken 3 nokta var. First, öncelikle ordu hava kuvvetleri burada sadece büyük bir cephanelikleri silah depolarını vurdu. Burası ve burası. Neden? Issız bölgeler. Neden? Çünkü çölün ortasındalar. Kontrol etmek çok zor buraları. Bu yüzden de kontrol teröristlerin eline geçmesin diye ordu yok etmeye karar verdi bu depoları. Ama hep yalan yanlış haberler çıktı. Libya Hava Kuvvetleri sivilleri vuruyor diye. Burada Trablus'ta bile iki gün önce değil mi? Trablus'ta iki bölge yok edildi dediler. Hava kuvvetleri vurmuş buraları sözde. Röportajdan sonra gidin bakın bu bölgeye. İstediğiniz herkese de sorun. Arabayla gidin. Şu anda Malta'da iki tane savaş uçağınız var. Ve pilotları sivilleri bombalama emrinizi kabul etmedikleri için Malta'ya uçakları kaçırdıklarını söylüyorlar. Ne diyorsunuz? You have like 10 channels. Neden biliyor musunuz? 10 kanal var. Saldırgan bir şekilde yalan yanlış haberler yayıyorlar. Size karşı düşmanca tavır içindeler. Pilotlar da Libya vatandaşı. Bu haberleri onlar da dinliyor. Hava kuvvetlerinde 5000, 6000 kişi çalışıyor. Onlardan ikisi bu haberlerden etkileniyor ve fikir değiştiriyorlar. Aslında vurulan bölgeler silah depoları.
Siz şu an Trablus'tasınız. Kamerayı alın, gidin röportajdan sonra bu iki bölgeye ve dünyaya Trablus'ta sivillere hedef alan hava saldırılarının olmadığını gösterin. Bingazi'den ya da diğer bölgelerden istediğinizi arayın, konuşun. Sivillere yönelik tek bir saldırı olmamıştır. Düzeltmemiz gereken birinci nokta bu. İkinci mesele, hükümet yüz binlerce kişi öldürmüş. Evet, İtalyan bakanı da, bir İtalyan bakanı da Libya'da en az 1000 ölünün olduğunu söyledi. Gerçek sayılar burada. 242 kişi. 100 kişi Bingazi'de, 28 Derna, Trablus'ta 13, 63 kişi de Beyda'da. Siviller ve askerler bunlar. And military people. But also why? You have to know why. Ama şunun da anlaşılması lazım. It's different to what happened in Tunisia and Egypt. Trablus'ta olanlar, Tunus'ta ya da Mısır'da yaşananlardan farklı. Oradakiler barışçıl gösterilerdi. Orada barışçıl gösteriler vardı. Libya'da da önce öyle başlar gibi oldu ama bir gün içinde ülkenin çeşitli kentlerinde çok sayıda organize terörist grupların olduğunu fark ettik. Durumdan yararlanıp askeri bölgelere saldırıyorlar. Can kayıplarının çoğu da Bingazi'de, askeri kışlanın önünde. Diğeri de Beyda'da, yine askeri kışlanın önünde. Neden? Çünkü teröristler gösterileri manipüle edip cephanelikleri kontrol edebilmek için gençleri saldırmaları için askeri kışlalara gönderiyorlar. Şimdi El Beyda'dan istediğinize de sorun. Büyük bir kent orası. 250 bin nüfuslu. İnsanlar bize o bölgenin silahlı gruplar tarafından kontrol edildiğini, bunların fanatik gruplar olduğunu, kızların okula, üniversiteye gidemediğini söylüyorlar. Kendi kanunları var ve silahlılar. Komplo teorisi değil bunlar. Bunlar gerçekler. İstediğinizi arayın, size anlatsınlar neler yaşandığını. El Beyda silahlı grupların kontrolünde ama Bingazi'de durum farklı. Sayın Kaddafi, ne yapacaksınız? Ülkenin bu bölgesiyle ilgili ne tür planlarınız var? Saldırıp Bingazi'yi geri mi alacaksınız, yoksa oturup buradan seyredecek misiniz durumu? Here in this part of the in this part of Libya, like 2 million people are living here. More than 2 million. Libya'nın bu bölgesinde 2 milyondan fazla kişi yaşıyor. Teröristlerin sayısı 200-300 civarında. O da en fazla. Halk bizi arıyor. Beni direkt hattımdan arayan bile oluyor. Every day, even me personally on my phone. People are screaming. Gelip bizi kurtarın diye yalvaranlar var. Durum bu bölgelerde çok kötü. So are you going Bingazi'ye orduyla mı gideceksiniz? Hayır, doğru değil. Tüm ulus çözecek bu sorunu. Bir avuç teröristin Libya'nın bu bölümünü ve halkımızı kontrol etmesine izin veremeyiz. Durum böyle. Allah aşkına, sizce 200 tane silahlı teröristin 2 milyon insanı kontrol altında tutuyor olması mantıklı mı? Bana inanmıyorsanız kendiniz arabayla yarın bu bölgelere gidin, kendiniz görün. Bunlar silahlı ve örgütlü. Halksa silahsız. Şu anda Libya'daki durumu siz nasıl tarif ediyorsunuz? Çünkü babanızın konuşmasını dinlediğimiz zaman sokaklarda bir takım uyuşturucu almış gençler, çocuklar var ve bu huzursuzluktan bahsediyor, olayları küçültüyor. Ama Libya haritasında sizin gösterdiğiniz tabloya baktığımızda parçalanmış bir ülke görüyoruz. Siz ne görüyorsunuz? Hayır, bölünmüş değil. Bir mesaj vermek istiyorum buradan. Ordu güçlü, ulus güçlü. Halk da çok güçlü. Kısa zamanda çözeceğiz bu sorunu. Sokaktaki protestolar, barışçıl gösteriler, siyasi talepler. Bunlar kabul edilebilir. Sorun değil. Bizim sorunumuz bu gösterdiğimiz kentlerdeki silahlı gruplar. Silahlı ve örgütlüler. En büyük sıkıntı bu. Sorunumuz siyasi talepler değil. Libya'nın bu bölgesinde insanlara gidin sorun, avukatlar orada, çalışanlara sorun. Bölge silahlı grupların kontrolünde.
Uluslararası haber ajanslarından gelen bilgilere göre kimi protestocuların keskin nişancılar tarafından, hatta sizin tuttuğunuz Afrikalı lejyonerler tarafından vurulduğu şeklinde dedikodular var. Ne diyorsunuz bunlara? Tek bir kanaldan duyduk bunu. O da El Cezire. Sorun herkese tek tek. Bütün yalan yanlış haberler tek bir kanaldan geliyor. El Cezire'den. Sebebini de biliyoruz. El Cezire de onlara destek veriyor. El Cezire buradaki oluşumlara destek veriyor. Çöllerden, Mısır üzerinden buralara geliyorlar. Peki El Cezire'nin buraya gelmesi serbest mi? İsterse Trablus'a da gelebilirler mi? Gelebilirler tabii ki, ama onların kendi gündemleri var. Bizimle bir hesapları var. Bunu biliyoruz. Bu bir komplo. Bu yüzden biz de diyoruz ki bunların yalancı olduğunu göstermek için dünya üzerindeki her medya grubu, her gazeteci Libya'ya gelip istediği yeri ziyaret edebilir, istediği herkesle konuşabilir. Libya'da gerçekler göstermek istedikleri tablodan çok farklı. Sizin devletinizde kimi bakanlar, büyükelçiler sizin yönetiminize karşı olduklarını deklar ettiler. Protestocuların tarafında olduklarını söylediler. Buna ne diyeceksiniz? Çok kötü kanallar var Libya'da. Sürekli müzik veriyorlar. Devlet kanalları bunlarda. Onları da takip ediyorlar. Libya'da yansıtılan tabloyu kontrol etmeyi başardılar bir şekilde. Herkes de etkilendi yalan yanlış haberlerden. Medyanın çok büyük bir gücü var. Özellikle de böyle bir durumda. Herkes de bu kanalların etkisi altında kalıyor. Çok güçlü, etkili kanallar var. Bu yüzden de sizin gibi bağımsız medya kuruluşlarının buraya gelip dünyaya El Cezire'den duyurulan şeylerin söylenti, yalan yanlış haber olduğunu göstermesini istiyoruz. Time dergisini sanırım siz de okudunuz. Time dergisindeki bir makalede diyor ki eğer işler yolunda gitmezse Muammer Kaddafi petrol rafinelerini ve boru hatlarını bombalamaktan çekinmeyecek. Bu sadece Libya için, değil, tüm dünya için büyük bir problem yaratacak. Ne diyorsunuz bu makaleye? Petrolü asla yok etmeyiz. O halka aittir. Biz kendi halkımızı öldürmeyiz. Onlar bizim halkımız. Böylesi karanlık bir dönemde halkımızı asla yalnız bırakmayız. Asla. Şimdi hepimiz birleşmiş durumdayız. Sonuna kadar mücadele edip bu teröristlerden kurtulacağız. Pazar günü konuşmanızda ülkenizi İtalyanlara ve Türklere bırakmayacağınızı söylemiştiniz. Belki de bir çeviri hatası içinde kaybolduk. Bunu biraz açabilir misiniz? Ne demek istemiştiniz? Libya'da eski bir deyiş bu. 200 yıl önce Türklerle savaştık, 80 yıl önce de İtalyanlarla savaştık. Libya'da çok eski bir deyiştir bu. Libya'yı Türklere, İtalyanlara bırakmamak. Atasözü gibi bir şey. Türkiye ya da İtalya ile doğrudan alakası yok. Tamamen geçmiş tarihle ilgili. Libyan proverb. It's not about Turkey and Italy now. It's something about the history. So what's in your mind? I'm really Sayın Kaddafi, çok merak ediyorum aklınızdan neler geçtiğini. Sizce Libya'da, Mısır'da ve Tunus'ta olduğu gibi bir değişiklik olacak mı? Bay Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık başkanlığının sona ermesinin zamanı gelmedi mi acaba? First of all, I hope. Öncelikle bu krizden daha güçlü, daha birleşmiş olarak çıkmamızı umuyorum. İkinci olarak Libya'nın daha iyi bir geleceğinin olacağından eminim. Ancak bizim gibi güçlü bir devletin halkımızın bir avuç terörist tarafından kontrol edilmesine asla izin vermeyiz. Böyle bir şey asla olmayacak. Not to let bunch of terrorists control our country and control our future. This will never ever happen. Peki B planınız var mı? Kız kardeşlerinizin, erkek kardeşlerinizin, babanızın, yani Kaddafi ailesinin B planı nedir? Bir gün Libya'yı terk etmeyi düşünüyor musunuz? We have plan A, plan B. A, B, C planlarımız var. A planımız Libya'da yaşamak ve ölmek. B planımız Libya'da yaşamak ve ölmek. C planımız da Libya'da yaşamak, burada ölmek. Thank you much. Wow.
Söyleşeğiniz bitmese de Seyfülislam son verdiği cevabın gücünden çok çok emin. O teşekkür edip söyleşiyi bitirince ben de mecburen teşekkür edip birkaç kare hatıra fotoğrafı çektiriyoruz. Yanımdan ayrıldığında stüdyoyu dolduran televizyon çalışanlarından önce bir alkış kopuyor. Sonra da hep beraber fotoğraf çektirmek istiyorlar. Seyfülislam Kaddafi son derece mütevazi. Hepsiyle bir arada fotoğraf çektiriyor. Trablus sokaklarındaki durumu görmek için saat oldukça geç olsa da biraz dolaşmaya karar veriyoruz. Yanımızda Türkiye'yi bilen, Türkçe'ye hakim Libyalı devlet adamları da var. Yüzlerinin gözükmesini istemiyorlar. Adlarının bilinmesini de istemiyorlar. Durumlar kritik malum. Biz de saygı duyuyoruz. Yine de ricamızı kırmıyorlar ve en azından bize Libya'daki durumu içeriden bir ses olarak anlatıyorlar. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Annem Türk, sağ olun. Kaç yıldır siz Libyalısınız ama? Libyalıyım, tamamen Libyalıyım. Annem Türk olduğu için eğitimden annem Türkçe oldu. Burada çalışıyorsunuz. Burada çalışıyorum. Burada projeler yapıyoruz. Burada geçmişimiz, geleceğimiz burada. Evet. Şimdi Trablus sokaklarını biraz bize gösteriyorsunuz. Nereye doğru gidiyoruz? Durum nedir acaba? Durum gayet sakin. Her zamanki durum. Yeşil Meydan'a doğru gidiyoruz. Normalde bugün biraz daha kalabalık oluyor ama medyadan dolayı insanlar biraz şey. Ama her şey son derece normal, son derece doğal. Yeşil Meydan'a gidelim. Ondan sonra istediğiniz her noktaya gidebilirsiniz. Yani yasak hiçbir yer yok. Ve bakalım orada. Normal şartlarda sokaklar kalabalık mı? Biraz daha kalabalık olur Perşembe akşamı ama bu hava, bugün hava soğuğu çok soğuk. Normalde ya da havalar sıcak, bugün bu soğukluk normal değil. O yüzden de biraz şey var, evet. Tenhalık var. Trablus'ta anladığım kadarıyla hem Kaddafi'nin hem baba Kaddafi hem oğul Kaddafi'nin açıklamaları hayatı normale döndürmeye çalışıyor sanırım. Zaten normaldi, döndürmek değil normaldi. Ve hala normal yani, birkaç şey gidip bakacağız şimdi yani. Gerçek günlük hayat normal, medyada hayat farklı gördüğümüz. Ben bile Trablus'u tanımıyorum gördüğüm medyada. Öyle mi? Maalesef tanıyamıyorum. Sen biraz etrafı da şey yapıyorsun. Omar Muhtar Sokağı, Tripoli'nin sergi merkezi, eski, çok tarihi bir binanın. Havaalanı çok kalabalıktı gelirken, çok bir kalabalık. Böyle şey gibiydi, afet meydanı gibiydi. Neden? Panik, herkes paniğe kaçıyor. Sanki bir apokalips oluyor ve herkes kaçmaya çalışıyor. O yüzden kalabalık, normalde havaalanı hiç kalabalık değil. Bir panik içinde herkes kaçıyor ama neden kaçtıklarını anlamıyorum. Böyle bir halüsinasyon yaşanıyor. Toplu halüsinasyon. Burada da Trablus'ta da bazı gösteriler oldu sanırım. Devletleri. Evet ama şey gösteriler oldu. O gösterilerin çoğunu da ben yakından seyrettim. En ufak büyük olay olmadı yani. Böyle gösteriler oldu, doğru. İki karakol yakıldı anladığım kadarıyla. İki karakol yakıldı. Bir tane eski meclis binası yakıldı. Onu boyadık bir daha. Bu kadar. Sokaklarda yeşilli bayraklarla görüyoruz. Bunlar sanırım Kaddafi ailesini destekleyenler. Kaddafi ailesinin hükümeti destekleyenler. Hükümeti destekleyenler. Libya'nın birliğini daha çok isterseniz söylediklerine bakarsanız ülke birliği, toprak birliği. Onu çok önem veriyoruz. Yani ülkenin biz ufak emirliklere bölünmesini istemiyoruz. O çok tehlikeli. Hem ülke için, hem vatandaş için, hem Avrupa için, hem Akdeniz için çok tehlikeli. Yani Türkiye, Libya 100 yıl geriye gitti bir günde. Yani Taliban hükümeti kuruluyor şeyde, dernede. Kendiniz gidin görün yani, bizden bize inanmayın, kendiniz gidin bir bakın. Adamlar Taliban hükümeti kuruyor. Çok tehlikeli. Normalde bu dükkanlar açık mıdır? Saat açık değil. Saat açık değildir zaten. Bakın saat 1. Yani bu saat açık değil, normalde açık. Ama şimdi inelim bu işin meydanında bir bakın. Birazdan Yeşil Meydan'a varıyoruz. Gece saat 01.15'i gösteriyor. Meydanın dört bir tarafında polisler arabaları kontrol ediyorlar. Yeşil atkılarıyla bir grup genç meydanın ucunda protesto ediyor. Yanlarına gittiğimizde grubun aslında bizi beklediği gibi bir izlenime kapılıyorum. Hem röportajda hem de meydanda hep aynı his oluşuyor. Libya'da ciddi bir propaganda savaşı başlamış durumda. Ve bu savaşta Libya ve Kaddafi cephesi şu ana kadar pek çok gol yese de şimdi gol atmaya çalışıyorlar. Meydandaki küçük kalabalık Kaddafi yanlarından oluşuyor. Ve pek tekin gözükmeseler de Kaddafi'yi destekliyorlar. Turkuş,
Taşkın hareketlerini zaman zaman bizi korumak için arkamızdan ayrılmayan askerler de fark ediyor. Bize Libya'yı anlatan devlet adamı ise bu koruma görüntülerinden son derece rahatsız. Burası normal diyor. Bu korumaları siz istediniz. Biz burada korumayla dolaşmıyoruz. Bunun özellikle altını çizin diyor. Bu koruma görüntülerin olağanüstü hal yaratmasından endişe duyuyor. Haksız da sayılmaz. Evet, Trablus'tayız. Trablus'ta bunlar Kaddafi'yi destekleyenler ve gördüğünüz gibi çok küçük bir grup. Burada bir parti olduğu söyleniyor. Çok fazla yaklaştırmak da istemiyorlar aslında. Diyorsunuz ki normal aslında bu. Buraya destek için geliyorlar. Ama gündüz çok daha kalabalık. Şimdi çok daha az ama bu saatte de olmalarını da ben şaşırdım yani. Bu saatte olmamalar lazım. Sevgili seyirciler, şu anda Trablus'un o gösteriler yapılan meydanındayız. Çok fazla kimse yok etrafımızda. Arkamızda sadece ufak bir Kaddafi'yi destekleyen bir grup var. Şu anda Libya havaalanı mahşer yeriydi. Oysa burası yeşil meydan dediğimiz alan gerçekten bomboş. Gecenin bir olmasının da etkisi var kuşkusuz. Gösterilerin bittiği söyleniliyor. Şu anda şehir sakin gözüküyor. Siz rahatsız oluyorsunuz. Ara sıra görüntüye elinde silahlı korumalar giriyor. Silahlı korumalar normalde hiç yok. Bu sizin için getirttik onları. Biz kesinlikle silahlı korumalarla yürümüyoruz ve gerek duymuyoruz. Onları hiç özel getirttik. Çünkü bir korkunuz olduğu için bir... Güvenlik, bizim güvenliğimiz için mi bu insanlar? Sizin ısrarınız için. Aslında güvenliğiniz için hiç gerekli değil. Çünkü Libya'da biz kesinlikle korumayla yürümüyoruz. Bu bizim için çok önemli yani onu söylemeniz. Yani sabah akşam bir... Kesinlikle. Ancak şehrin tedirgin sessizliğine baktığımızda çok haklı da sayılmaz. Yeşil meydandan ayrılıp sokaklarda dolaşmaya devam ettiğimizde şehrin üzerinde bir tedirginlik bulutunun da asılı olduğunu hissetmemek imkansız. Şimdi bir yandan bakıyorsunuz ülke ikiye bölünmüş gibi. Bingazi tarafı başka grupların kontrolünde. Yine Bingazi'de benim çok fazla arkadaşım var. Çok fazla tanıdığım var. Bingazi'yi ele geçiren gruplar çok ufak bir azınlık. Yani burası vakıf şoya, burası belediye meydanı. Bakalım. Burası evet. Belediye meydanı. İsterseniz burada da duralım. Burası çok önemli bir yer. Olur, duralım. Evet. Biraz önce Bingazi'den bahsediyorduk. Evet. Yani bir gerginlik yaratıyor mu şu anda mesela ülkenin bir kısmında güvenlik başkalarının elinde? Dışarıdan baktığınızda bölünmüş bir ülke resmi var. Bölünmüş bir ülke resmi değil, ufak vilayetlere bölünmüş bir ülke resmi var. Ve size anlattığımız orada her şehir bir vilayet oldu yani. Çok komik. O yüzden Doktor Sefize Mickey Mouse ülkeleri diyor. Yani her sokak başında bir ülke yaratıyorlar. Ve başa geçen insanlar 1000 sene önce fikirlen geçiyorlar yani. Taliban fikirlen, yok kadınlar okula gitmesin, yok sokağa çıkılmasın. Çok garip fikirler yani. Libya'da kesinlikle... Libya'da biliyorsunuz erkek kadın hakları tamamen eşit. Kadının çok fazla hakkı var. Çok eşit bir ülke. Onlar bizi tamamen çok geriye götürüyorlar yani. Enteresan bir durum. Evet. Ve çok ufak azınlık. Ama çok silahlı oldukları için herkes bakıyor. Bir çok müdahale olacak mı sizce bunlara? Onu biz daha çok silmi, daha çok barışçı bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Çünkü çok ufak bir azınlık. Evet. Ama çok silahlı oldukları için herkes çok korkuyor. Konu büyük. Ziyaretiniz lazım. Biz sizi ayarlayalım. Biz ziyaret etmeniz lazım. Kendi gözünüzden görmeniz lazım. Peki. Sevgili seyirciler, şu anda Libya'dayız. Trablus'ta bir gece geçiriyoruz. Burası Cezayir Meydanı ve şu anda bomboş. Libya'nın Trablus şehrinde en azından sokaklarda dolaştığınızda her yerin zaten belli bir saatten sonra boşaldığını görüyorsunuz. Bu normaldir diyorlar. Hava bugün soğuk diyorlar. Libya'da biraz durum karışık. Bir yanda Bengazi'de bambaşka bir atmosfer oluşmuş durumda. Burada Trablus'taysa her şey hayatın normal akışına döndürülmeye çalışılıyor. Gördüğünüz gibi çeşitli izlenimlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dünyanın konuştuğu Libya'da Trablus'tayız ve durum gördüğünüz gibi en azından Trablus'ta gece 1:30'a yaklaşırken şimdilik sakin gözüküyor. Saat gece 2'yi gösterdiğinde havaalanına doğru yola çıkıyoruz.
Sokaklar boş. Havada bir belirginsizlik bulutu asılı. Yol üstünde Türkiye'ye dönmeden önce bir Türk şantiyesine uğruyoruz. Arap Yarımadası'nın bu en büyük alışveriş merkezi inşaatında da tedirginlik hakim. Bizi üst düzey Türk yöneticiler karşılıyor. Yılların inşaatçıları şimdi işçilerin Libya geriliminden kaçırmaya çalışan akutçulara döndüklerini söylüyorlar. Yorgun ve tedirginler. Ne olacağını onlar da bilmiyorlar. Kimsenin kameraya konuşmaya gücü ya da isteği yok. Yine de neredeyse tüm Türk işçilerini başarıyla Türkiye'ye gönderebildikleri için çok mutlular. Beraber geldiğimiz iş adamları da onların bu olağanüstü performansından mutlu. Gemiye en son kaptanlar terk eder diyorlar. Az sonra Trablus Havalimanı'na ulaşıyoruz. İşte Trablus'ta bir gecenin sonuna geldik. Havaalanına geri döndük. Hızlı bir gece turuydu gerçekten. Cuma günü ne olacağı bilinmiyor. Cuma gününe girdik. Şu anda saat 2.30 gösteriyor. Havaalanının etrafında yüzlerce insan yerlerde yatıyorlar, görüyorsunuz. Bir afet meydanını andırıyor burası. Trablus'un içiyle havaalanı iki ayrı dünya gibi. Burada Trablus'tan kaçış filmi sahneleniyor. Onlarca insan battaniyelere sarılmış bir şekilde oturuyorlar. Trablus'un içi ne kadar sessizse burası da o kadar kalabalık. Şimdi uçağımıza binmek üzere yine ilk geldiğimiz kapıya geldik. Şimdi binip uçağa İstanbul'a doğru harekete geçeceğiz. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Libya'da bir gecenin sonuna geldik. İşte burada son durum bu. Libya'da Cuma günü ne olacağını herkes merak ediyordu. Bir gece önceden size durumu anlatmaya çalıştım. Bugünlük bu kadar. Umarız buradaki gelişmeleri farklı açılardan yine sizlere iletmeye devam ederiz. Ben Cüneyt Özdemir ve kameraman arkadaşım Fatih Öztürk. Hepinize Libya'dan iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz.